Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Bugün sizler için Gönder Beni adlı korku hikayesini seslendireceğim. Umarım beğenirsiniz. Haydi başlayalım. Gönder Beni. Uzun zamandır yaşadığı uykusuzluk problemleri son günlerde giderek artmıştır. Öyle ki bazen uykuyla uyanık arasında o anda bir an yüksek bir yerden düşüyor gibi hissediyor ve uykusundan uyanıyordu. Uyuyamamasının asıl nedeni uyumak istemesinden kaynaklanıyordu. Küçüklüğünden beri sıklıkla kabuslar görse de son 3 aydır kabuslar çoğalmış. O uyanırken bile avlamaya çalışmıştır. Her zaman aynı kabusu görüyordu. Bir yerlerde okumuştu. İnsanlar gördükleri rüyaları bir kez daha göremezler diye bunu düşünmüştü. Nereden okumuştu bilmiyordu ama bunun doğru olmadığını biliyordu. Deneyimlenmiş çünkü her gece gözünü uyumak için kapattığında her gece o kızı rüyasında görüyordu. Rüyasında gözlerini açtığında her zaman aynı kilisenin küçük bahçesinde bulurdu. Kendisini sanki rüyada değil de gerçekliğin ta kendisinin içinde sıkışıp kalmış gibi gelirdi. Ayakkabılarının altında çıtırdayan botu duyar parmakları taş vardı. Kestirdiğinden taşların üzerinde yosunların yumuşak dokusunun parmaklarını hissederdi uyandığında. Çoğunlukla bunu rüya olmak için fazla gerçekçi olduğunu düşünse de yine de rüya olduğunu bilirdi. Kilisenin bahçesinde ve eski mezar taşlarının arkasında kilisede hep gitmek isterdi. Ama yürürken bir kız çocuğu belirirdi. Bazen onu kilisenin kapısında görür, bazen ise eski mezar taşının üzerinde oturup görürdü. Onu izlerken bulurdu. Kızın konumu rüya içinde zaman zaman değişse de mutlaka orada bulurdu. Kız hiçbir zaman tek başına olmazdı. İki omuzu da birer tane gölge onu daima takip ederdi. Defalarca bu gölgelerin ardına saklananların kim olduğunu anlamaya çalışsa da başarısız olmuştu. Yalnızca kız ona kendisini gösteriyordu. Diğer iki gölge ise bedenlerine kayıp bir şekilde kızı takip ediyordu. Kız onu her gördüğünde elini kaldırır ve ona selam verirdi. Her gece üzerinde aynı kıyafet vardı. 21. yüzyıla aitmiş gibi görünme uzun zaman bir gecelik yerde ayakları çıplaktı. Kız en fazla 2 ya da 13 yaşında olmalıydı. Kızın saçları yandan bir örgüydü. Toplanmış ucu da beyaz bir kurdeleyle bağlanmıştı. Onu her gördüğümde ilk başta keşke gelecekler beni de böyle bir kızım olsa dese de kabusun ilerleyen dakikalarda fikrini değiştiriyordu. Kız onu kilisenin içine sokar. Bir okyanın karşısında diz çöküp dua ederken kendisine eşlik etmesini isterdi. O da kızın hareketlerini taklit ederek yanına diz çöker, ellerini birleştirir, yarım yamalak bildiği bir duayı okurdu. Duaların çoğunu Latincesini bilmediğinden kendi diliyle okusa da kız kusursuz bir Latince ile ettiği duanın hakkını verirdi. Buraya kadar kimse olsa bu rüyanın pek de kabus olmadığını düşünebilir. Hatta dindar bir insanın bunu Tanrı'ya yakınlaşması olarak anlayabilirlerdi. İşin doğrusu ise böyle değildi. Bir süre sonra kızın dudakları hızlanır, kelimeleri birbirine girerdi. O dualar okudukça tam karşılarında duran ikon yavaşça dönmeye başlar ve ters haç şeklini alana kadar da hareket etmeyi bırakmazdı. Haç tamamen ters döndüğünde altlarında yer sallanır ve kilisenin tam ortasında bir ateş yanardı. O daha bu ateşin nereden geldiğini anlayamadan kız diz çöktüğü yerden ayağa kalkar, bir ilahi mırıldanırdı. Ateşin etrafında dönmeye başlardı. Belli belirsiz olsalar da onların iki kadın olduğunu seçebildiği kadar gerçekliğe dokunurlardı. Üçü de ateşin etrafına dönerken büyülenmiş bir şekilde onları izlerdi. Hareketleri hem birbiriyle uyumlu hem de bir uyumsuzluk içindeydi. Ve her defasında sonu aynı biterdi. Üçü de durduğundan kız dönüp ona bakar ve kendini ateşin içine atardı. O yanarken iki gölge ateşin etrafında dönmeye devam eder. O da uyanırdı. Yine de öyle oldu. Uyandı. Dönüp başucundaki saate baktığında henüz 15 dakikadı. Uykuda oldu.
olduğunu fark etti. Odasının sessiz olmaya büyük bir gayret göstererek çıktığı iki gölge onu mutfakta bekliyordu. Oralara kabusları başladığından beri yanındaydılar. Onu her zaman Çin'e benzetirdi. Buzdolabının kapağını açıp bir bardak süt aldı ve küçük mutfak masasına oturdu. Ev arkadaşı uyanmış odasının kapısına ne yaptığını izliyordu. Tekrar dönüp gölgelere baktığında lambanın ışığı titreşimi gördü. Ben de büyük bir sorun var diye itiraf etti. Ev arkadaşı sessizce karşısındaki sandalyeye otururken gölgeler hızla mutfaktan çıktı. Arkalarını titreşen lambayı bırakarak geceyi karıştırdılar. Ev arkadaşı uyanıp koluna dokundu. Biliyorum, izin ver senin dediğin rahibeye götüreyim. Arkadaşı dindar bir katolikti. Kabusuna ilk başladığından ona gördükleri anlatmıştı. O da ona yakınlarda bir kasabada rahibinin içinde Osman olduğunu söylemişti. Bilirsiniz işte şeytan çıkarma işinde. Ev arkadaşıma daha fazla karşı çıkmadı ve onu rahibe götürmesine izin verdi. Ertesi sabah yola çıktılar. Kasabaya girip de tepede yer alan kiliseye doğru arabanın gördükleri kilisenin kabusuna kilise olduğunu dehşetle fark etti. Arkadaşı bunun kilise olduğunu, oraya gitmek istemediğini söylese de arkadaşı bunun Tanrı'nın bir işareti olduğunu söyledi. Kendisini tabiri caizse zorla kilisenin kapısına sürüklenmiş olarak bulundu. Her şey kabuslarındaydı. Aynıydı. Yosun tutmuş mezar taşları, kilisenin ağır ahşap kapısı, zihindeki her şeyi etkisiz bir şekilde karşısında duruyordu. Rahip olanlara girişti, karşıladı ve kendisine ait olan küçük rahip odasına götürdü. Orada kırmızı minderli iki eski ahşap koltuğa karşılaştı. Olarak oturdular. Rahip kendi sandalyelerine oturduğunda ona başından geçenleri sordu. O da anlattı. En ince detayına kadar hiçbir şeyi kaçırmadan kiliseden bahsetti. Mezardaki isimler, ne zaman öldükleri rahibeye söyledi. Rahip şaşırmış gibi görünüyordu. Aksine suratı defalarca dinlediği hikayeye bir kez daha kulak vermesine gereken birisi somurtkanlığı vardı. O sustu, rahip konuştu. Sana şeytanlar musallat olmamış çocuk, derken ki bir ses neye karşı karşıya olduğunu son derece emin olan bir sesle çıkmıştı. O Emma, küçük Emma, oturduğu yerden ayağa kalktı ve küçük odada turladı. Eline yüzüne aşınmış ve eskişmiş deri kapaklı bir İncil tutuyordu. Rahip İncil'i ona uzattıktan sonra yeniden kendi kendine oturdu. Bundan 300 yıl kadar önce Emma bu kasabada doğdu. Babası öldükten sonra annesi ablasıyla birlikte burada yaşamlarına devam ettiler. Ancak hepimiz biliyoruz ki o zamanlar zor değildi. Kadın olmak, insan olmak bile zordu. Zamanlar her zaman zamanlar su gibi geçerdi. Sustu ve boğazını temizledi. Anlattıklarına ona bir çeşit acı verdiği ve her halinden belliydi. Annesi ve ablası için çete olduğunu söylediler. Doğru düzgün bir yargılama bile olmadan ikisi de yakılara idam edildi. Boğazımdaki haykırmadan bir şeyler düğümlenirken elimdeki İncil sıkıca kavradım. Rahip zor da olsa konuşmaya devam etti. En sonunda bir yaşındaki Emma'nın cadı olduğu dair kesin deliller bulundu. Onu da annesi ablası gibi oldu. İncil'i işaret ederek Emma'nın dedi. Kasabalı Emma yakıldıktan sonra eşyalarını almak için evlerine gittikten yatağın başucunda bulunmuş. Ağlamamak için kendisini zor tutarak mezara ziyaret edebilir miyim diye sordu. Zavallı Emma'nın mezara kayıp kilise arazisinde bir yerde olduğu tahmin ediliyor. Ama ne kadar araştırsa da araştıralım, bir türlü ondan geri kalanları bulamaya başaramadık. Sandalyesinden geri yaslandı. Burayı rüyalara Emma'ya gördüğünü söyleyerek gelin ilk kişi sen değilsin. Yılda en az 3-4 kişi aynı şekilde buraya geliyor. Bedeninin bulunması için uğraştığını düşünüyoruz. Rahip Emma'nın İncil'in onda kalmasına izin verdi. Kiliseden çıktıklarında arkadaşıyla birlikte mezar taşlarının arasında ağır ağır yürüdüler. Dış kapıya geldiklerinde arkasına dönüp baktı. Emma el sallayarak onlara yolcu ediyordu.
Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.